Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Gördüğünüz gibi bir gün de sevgili eşim yanımda, severek, zorla yapmıyor. Çünkü yorumlarda öyle yorumlar geldi. Evet. Eşimin de kanalı var arkadaşlar. Eşim genellikle böyle vlog tarzı çekiyor. Vlog isteyenler eşimi de takip edebilir istiyorsa. Hani güzel videolar yapıyor, severek de yapıyor, evet, değil mi? Evet. Daha yeni açtım zaten. Aynen. İsmi de Saniye Turan. Zaten buraya birileri yazarız. Aşağı kısmını da yazarız. Evet. Açıklama kutusuna. Sen bakmak isterseniz bekliyorum. Sen Mercedes giymişsin. Aynen arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bugün böyle Mercedes kıyafetleri giydim. Ben Mercedes'le çalışıyorum. Allah korusun arkadaşlar. Ben böyle iyiyim. Bu kalmıştı, onu giyeyim dedim. Hani güzel ışlatıyor beni. Daha hiç giymemişim zaten. Aynen. Giyim zaten. Hani evde varken giyeyim, şimdi çöpe atacağım, yazık olacak. Aynen arkadaşlar, bugünkü videomuz aylık gider. Bu seriye devam ettiriyoruz. Aynen, bu seri bizde devam edecek. Hani bayağı iyi gider görüyor. Ama bu aylık gider emekli için. Aynen. Bu şu an gördüğünüz gibi zaten az şeyler var, gelir ve gider. Bu emekli için arkadaşlar. Şimdi ninemin anneannesi. Aynen. Onun aylık giderini yapacağız. Ve şu an yani kocası da yok, rahmetli oldu. Dedesi yani. Aynen, bir kaç sene oluyor ya, bayağı oluyor. 10 seneyi geçip oluyor galiba, şimdi tam bilmiyorum. Kanserdi. Kısaca bahsedelim onların nasıl geldiklerinden. Aynen. Dedem kendisi zaten kanserdi, kan kanseri. Ama yine işte bunu da bir anlatayım, ilkten bunu anlatayım. Kan kanseriydi, ilaç falan alıyordu, bayağı iyi yaşadı, güzel yaşadı. Son anda buna dediler ki hapını değiştiriyoruz. Yani gül gibi adamda hiçbir şey yoktu. Hapını değiştirdiler. O hapı başladıktan sonra adam gitti, rahmetli oldu. Zaten onu hastanede öldürdüler. Öyle, öyle oldu. Bir şey mi ne sıkmışlardı. Burası böyle şişmişti. Bir şey, en son bir şey sıktılar gitti. Neyse arkadaşlar, hani kötü bir durum, Allah hiç kimse yaşatmasın. Kısaca eşim dediği gibi 1960'larda falan değil mi? Aynen. O zamanlar dedem gelmişti, geldi. O zamanlar Almanya'nın işi alıyordu ya Türkiye'den. O zamanlar dedem gelmiş. İlk nereye gitti şimdi tam hepsini bilmiyorum arkadaşlar, evet, gerçekten. Şimdi anneannesi de ninem de yanımızda olmadığı için anlatmıyor. Aynen, hepsini ninem bilir. Şimdi hiç soruşturmadım. Belki önce de anlatmıştı ama şu an bana anlatıyordu biraz. Aynen. Ben biraz o yüzden hakim konuyu. Nasıl yani olmuş o zaman? Nereye gelmiş? Önce iş bulmuş. Evet. Çünkü ailesini de getirebilmesi için önce burada bir düzen kurması gerekiyor. Doğru, kendi gelmesi lazım. Sonra işte annemin de iki tane çocukları varmış. Dayın gel, bir de annem işte. Annem daha küçükmüş, dayın gibi, evet, bir büyükmüş. 5-6 yaşlarındaymış. İşte buraya gelmişler. İşte yeni bir hayat kurmuşlar. Aman hani Türkçe şey yok değil mi? Okuması falan. Aynen, bu da işte dedem çalışmış, pazarlık falan şu bu. Ninem işte, dedem ninemi hiç böyle okutmamış, bir şey ettirmemiş. Evet. Eskiden bilmiyorum. Dedem 1970-60'ta yani. Evet, eskiden böyleydi galiba. Böyle eşlerinde bilmiyorum bir şey, evet, yaptırmıyorlar değil mi? Öyleydi değil herhalde. Tabii farklı olan da vardı çünkü yani hiç Almancası yok gerçekten. Ama neyse, dedem çalıştığı için ninem arkadaşlar emekli parası olarak kaç para alıyor? 578 euro ve 6 sent. Dur ben hemen. Kaç dedin, tekrar söyle. 578 578 ve 6 sent. 06. 06. Şöyle yazdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu parayla hani iş geçinilmez. Evet. Ondan sosyal yardım alıyor. O da 446 euro ve 2 sent. Dedem eskiden böyle şey sigortası yapmış, Rista gibi yaşam sigortası mı oluyor Türkçeden? Sigorta olarak yaşıyor. Aynen, sigorta yani olarak yaşıyor. Ondan da aylık 10 euro 80 sent geliyor. Yani bütün geliri sadece bu. Aynen, bu da toplam 1034 euro
Yanlış yazdım. Onu yapıyorum. 1034 euro. Ve 88 sent. Aşağısına gene şöyle iki tane çizdik. Dur, onu öğrendim. Tamam. Arkadaşlar yaşlan bilmiyorum, çok gideri yok. Bilmiyorum sizde nasıl. Ninem de hani o kadar çok gider yok. Araba falan yani o kadar. Aynen, araba yok, sigortalar yok. O hani iyi bir şey. Arkadaşlar ninemin kirası 505 euro. Kalem yazmıyor. Kalem 505 mi? heh. Kalemin gücü yetmiyor. Aynen, euro yapacağım. Bu da iki odalı değil mi ninemin? Evet, yani bir oturma odası, bir yatak odası, bir mutfak var. Yani başka bir şey Aynen, falan iki yok. odalı. Hani küçük de değil. Mutfak falan Odalar büyük değil büyük, mi? Odalar da evet. büyük. Ama iç içe geçiyor. Aynen. Oturma odası, yatak odası tek Tek kapı. o. Tek onlar iç içe geçiyor. Ama kira çok eski. Evet. İçten hiç yapılmamışlar arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi. Ne cam, ne boyası. Hani boyayı biz kendimiz yapıyoruz. Ama hani duvar falan böyle kalifer Evet. borular Bir de hiçbir... yeni zam gelmiş. 50 euro zam gelmiş. Hiçbir şey yapılmadan Bu otomatikman fiyatı da geldi. niye ödüyor ama? Çünkü çok kaç senedir aynı kirada olduğu için. Evet. Biz mesela gidince kaç ödedik? 550 miydi? Evet. Ta o zaman 5 sene önce biz de aynı öyle kiraya girdik ninemin orada. Ninem yani ilk dedem geldiğinde, yani Gökhan'ın dedesi geldiğinde bu kirayı girmişler. Evet. Sadece bir altta varmış neymiş. Biri çıkınca yer değiştirmişler. Ama aynı Aynen. binadalarmış. Aynı Kaç senedir şirketin. yani. Evet. Yani 25'inde geldiyse şimdi yani bayağı bir. Ömür boyu işte ha. Bu kiranın içindekini de söyleyelim. Sıcak. Evet, doğru. Kirada soğuk su kiranın içinde oluyor Evet. burada. Doğal gaz yok. Doğru yorumlarda hep o geliyor. Evet. Almanya'da çok böyle doğalgaz, bilmiyorum. Buradaki kiralarda yok. Evet. Privat yani özel kendi evinde Aynen. olsa var ama kiralarda ben Mesela de annemin görmedim. de yok. Tek Evet. şey var. Yok gaz, yok. Yok Evet. gaz, yok. Yani soğuk su kiranın içinde oluyor değil mi? Evet, neyim kostunlar, yan giderler de hepsi içinde. Yani sıcak kira 505 euro. Evet. Ekstradan arkadaşlar elektrik ödüyor. O da işte sıcak su oluyor, kalorifer oluyor. Sıcak su elektriğin içinde, kalorifer de elektriğin içinde oluyor. O da 110 euro. Bizim gibi, değil mi? Evet. 110 dedim. Evet. Kalem yazmıyor. Evet, şöyle. Alışveriş de arkadaşlar. Bu da şeye göre değişiyor. Mesela bizler de ninem de yiyoruz. Evet, Mesela oğlu geliyor, kızı geliyor. yani toplam yeri orası oluyor. Aynen. Ninem hani o kadar da böyle şey eşyalar almıyor. Tek böyle gerekli olanlar alıyor. Evet. Et falan alıyor tabii. Ama hani böyle bizim gibi mesela Nutella'dır, bilmem şudur, çikolatadır, bilmem Öbür sudan böyledir. almıyor o kadar mesela. İşte mesela mobilya falan da artık gerekmiyor. O da 300 euro. Ve ekstradan televizyon parası gidiyor. O da 18 euro 30 sent. Aylık değil mi bu? Evet. Arkadaşlar şimdi biz bu gideri ninemle konuşarak yaptık. Hani nineme gittik. Dedik ne gelirinle giderinle. Hani Kağıda not düştük. yanlış anlaşılma olmasa, hani kafamıza göre bir iş yetmedik burada. Şimdi tek bu emeklinin aylık gideri tek yaşayan. Bu ne kadar yapıyor? Aynen o taraf 933 euro 30 sent. Evet. Ninem şu an yalnız bu parayla yaşayabiliyor. Ama arkadaşlar gerçekten bunun içinde gezme falan yok. Tabii ninem bizden geliyor, annem gider falan geziyor. Evet. Türkiye gidiyor. Hani öyle değil. Ama şu an hani tam kendi olsaydı mesela, hiç kimsesi olmasa yanında, Evet. zor yaşardı bununla değil mi? Evet, baksana. Bir şey kalmıyor. Aynen. Arkadaşlar ninemin de aylık 101 euro. Şuraya mı yazayım artık?
55. Aynen. Ve 55 sent kalıyor. Yani düşünün. Büyük bir şey bozulsa da alsa. Aynen, para yetmeyecek ve arkadaşlar torunlar da var ninemin. Onlara da altın veriyor, bilmem doğum günü oluyor, para veriyor. Yetmeyecek. Ama hani Allah aşkına hani torunlar falan yani bizler varız. Nineme de tabii destek ediyoruz, yardım ediyoruz. Evet. Ondan sıkıntı değil. Hani tek yalnız olmuş olsaydı hiç kimsesiz. Evet. Bununla geçinmek Evet. gerçekten zor olacaktı. Alışverişi biraz fazla ödese gitti para Evet. zaten. Arkadaşlar her şeyi anlattık herhalde. Bir şey unutmadık Evet. galiba. Unuttuk mu? Doğal gaz su çok geliyordu. Onu da açıkladık. Aynen. Doğal gaz falan yok. Başka da hani bir şey yok. Evet. Bu videomuzda işte dediğimiz gibi tek yaşayan emeklinin aylık gideri, gelir ve gideri Bir şey soracağım. Neden emekliyken de bu parayı mı daha alıyorlar? fazla alacaktı. Neden hiç çalışmadığı için? Ondan geçen Evet, para bu değil mi? ondan bir kısmını alıyor. Yüzde bilmem kaçını nasıl oluyor Evet. hesaplıyorlar. Dedem olsaydı dinleme sormuştum. Bini geç kalacaktı. Evet. Bunun ilk katı gibi mesela. Yarısını veriyorlar demek ki Evet, beraber değil mi? öyle. Evet. İşte sosyal aldığımda işte bunu alıyor. 446 euro 2 sent. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şöyle tabloyu tam göster Şöyle bakayım. tam inşaat yazımı okuyorsunuzdur. Aynen. Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğenme butonuna basarsanız, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.